Ve şu da bilinsin ki izafi vücutların ve çokluğun aslı hayaldir. Bu hakikati hiçbir zaman unutmayalım. İzafi vücutların ve çokluğun aslı hayaldir. Ehlullah'ın dediği gibi alem hayalden ibarettir. Aslı hayaldir. Neden? Neden? Dedik ya, Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerinden ibarettir. Hakikatte vücutları, varlıkları yoktur. Tek hakiki vücut vardır, o da Allah'ın vücududur, varlığıdır. Onun dışında hiçbir şeyin mevcudat diye bahsettiğimiz her şey, ama her şeyin gerçek Allah'ın vücudu gibi bir vücudu yoktur. Allah'ın vücudunun karşısında onların hepsi, her şey, yaratılmış her şey mevcudat, ilmindeki ilmi suretler. Dolayısıyla hayalden ibarettir. Bu hakikati hiçbir zaman unutmayalım. Allah'ı bilmek, tanımak istiyorsak, gerçek manada Allah ismiyle işaret edilenin neye işaret ettiğini anlamak istiyorsak, bu hakikat hep beynimizin bir köşesinde duracak. Hayalden ibaretiz. Neye göre? Allah'ın, Allah ismiyle işaret edilene göre. Zata göre biz hayalden. Zata göre biz hayalden ibaretiz. Asla bir mevcudatımız olmadı. Olamaz da. Tek işte la ilahe illallah, la mevcude illallah, la maksude illallah sözlerinin hakikati hep buraya çıkar. Ve bütün ilahi isimlerin ve sıfatların açığa çıkış mahalli ancak hayal alemidir. Ve bu hayal Hakk'ın hakiki vücudunda gerçekleştiğinden dolayı onda daima hakikat tecelli etmektedir. Bundan dolayı büyük alemin katibi hayaldir. Ve küçük alem olan insan vücuttaki katip de ondaki hayal veren kuvvetidir. Tefekkür. Çünkü insanın bütün inanışlarını tespit eden, hayal veren kuvvetidir. Şimdi hayalin hak yönü olduğu gibi batıl yönü de vardır. Ve hak olan hayalin var edicisi akıldır. Hak olan hayalin var edicisi akıldır. Ve batıl olan hayalin ise var edicisi vehim veren kuvvettir. Vehimdir. Vehim. Batıl olan. Vehim de hayal gücünden kaynaklanıyor ama batıl cihetten. Çünkü fikir kuvveti akla tabi olursa ona zakire-i mütefekkire derler. Ve eğer vehme tabi olursa ona mütehayyile derler. Bu hususta bir beyt tercümesi. Ya Rab, kutsi alemden gönlüme bir feyz dök. Ta ki gönlümden batıl hayal gitsin ve mahvolsun. O batıl hayaller gitsin, yani vehmin kuvveti gitsin, mahvolsun. Madem ki katibin iyisi ve fenası vardır, o halde sen manada huyları güzide ve endamı güzel olan hak olan hayali ve surette de hikmetlere ait firaset bahsinde beyan olunan vasıfları taşıyan zeki bir katibi seç ki sen onunla uzaktan sır söyleşesin. Ve o katip zekiliğinin kemalinden senin göz ile olan işaretindeki kastını hemen anlasın. Leb demeden leblebiyi anlasın.